Merhaba sevgili izleyenler. Ben uzman psikolog, psikoterapist Can Sangın. Olay TV ekranlarında terapi odasından herkese huzurlu günler. Bugün konumuz obsesif kompulsif bozukluk. Psikiyatri tarihinde 300 yıldır bilinen bir hastalık olan obsesif kompulsif bozukluk, takıntı zorlantı bozukluğu olarak da isimlendirilebilir. Obsesif kompulsif bozukluk, bireyin olağan işlevlerini belirgin olarak engelleyebilir. Takıntılar kişinin aklından çıkaramadığı, bireyde kaygı ve bunaltı doğuran düşünce, dürtü, hayal ya da imgelerdir. Bilinçli çaba ile düşünmekten vazgeçmek mümkün olmaz. Takıntıları ortadan kaldırmaya ya da bunların uyandırdığı kaygı ve sıkıntıyı gidermeye yönelik yenileyici davranışlarda bulunmaya zorlantı denir. Takıntı ile obsesyon, zorlantı ile kompresyon eş anlamlı olarak kullanılır. Birçok kişide hastalık boyutuna varmayan takıntılar mevcuttur. Örneğin kafamızın dalgın olduğu zamanlarda kapıyı kilitledikten sonra ikinci bir kez kilitli olup olmadığını kontrol etme gibi takıntılar herkeste görülebilmektedir. Burada psikolojik hastalık ölçütü günlük işlevselliğin ne ölçüde bozulduğu, yarattığı kaygı durumu ve kişinin belirtileriyle harcadığı zamandır. Obsesif kompulsif bozukluğu olan kişiler takıntılarının gerçek dışı veya manasız olduğunun farkında olabilirler. Fakat kendilerini durduramazlar. Acaba bu tekrarlayıcı düşünce ve hareket ne zaman tehlikeli boyutta olabiliyor? Takıntıları ortadan kaldırmak için yapılanlar neler? Görülme sıklığı nasıl? Bu işlevselliğimizi bozan hastalıktan kurtulabilmek mümkün mü? O zaman hadi bugün şimdi ve burada obsesif kompulsif bozukluğa dair kafamızdaki soruları netleştirelim. Ne dersiniz? <laughs> Evet değerli izleyenler, bugün terapi odasında yine sizden gelen merak edilen soruları psikolojik altyapıyla cevaplandıracağız. Bakalım bu hafta konumuz olan obsesif kompulsif bozukluğa dair neler merak edilmiş? Soruların yanıtlamaya başlayalım. Arkadaşlar ve terayı lütfen. ilk sorumuz gelsin. Obsesif kompulsif bozukluğa ne neden olur? Meral Hanım sormuş mu teşekkür ederiz. Neden olur? Tam olarak nedeni anlaşılmamakla birlikte ki psikolojik rahatsızlıkların çoğunda bu ifadeyi kullanıyoruz maalesef yine de biyolojik etkenlerin ve çevresel faktörlerin etkili olduğu araştırmalarla kanıtlanmış. Yani mesela sayabileceğimiz neler olabilir diye bakarsak e, bir çevresel olaylara bakalım biraz ne olabilir İşte tacizler, yaşamsal değişimler, hastalık, bazı kayıplar e, yaşadığımız. Değişiklikler, yaşam değişiklikleri ve ilişkiye dair kaygılar, evet çevresel faktör olarak tetikleyebilir. Neden? Olabilir. Bu kadar kolay mı? Bu kadar kolay değil. Biyolojik faktörlere birazcık bakarsak, OKB belirtilen oluşmasında e, aslında 20-30 yıl önceye kadar ruhsal kökenli e, ve e, sadece böyle kabul ediliyordu ve üzerinde çok fazla araştırma yapılamıyordu imkanlardan dolayı. Ama nörolojik altyapısıyla ilgili sonra çok araştırma yapıldı. E, biyolojik kökenli olduğunu artık neredeyse biliyoruz aslında. Yani neden olarak bunu e, rahatlıkla sayabiliyoruz. Beyinde mutluluk hormonu diye geçen ki bir hormon değildir, o nöro ama e, daha çok bilinen bir e, diyelim biz de mutluluk hormonu diyelim serotonini biliyoruz hepimiz değil mi? İşte onun o serotonin aslında mutluluk hormonu diye geçen ve bilinen serotonin e, düşünceyi de düzenlemede rol oynuyor. Biyolojik altyapısı nereden geliyor? Serotonin dengesinin bozulması düşüncemizi bozar. Düşüncemiz bozulunca karar mekanizması bozulur. Ve işte e, serotonin azalması dersek kısaca obsesif kompulsif bozuklukta bir neden olarak sayabiliriz bunu. E, daha çok şöyle... Netleştirmek istersek aslında genetik faktör etkili midir? Evet, etkilidir. E, genetik faktörün etkisine kadardır. Aslında genetik faktörün etkisi yüzde altmış çevre yüzde kırk diyebiliriz. Yani ne kadar önemli rol oynadığını, aslında biyolojik faktörün ön planda olduğunu burada görüyoruz. Ama sosyal etkenler tabii ki önemli. E, kişinin doğup büyüdüğü çevre, işte o mükemmelliyetçi hal, e, yaşam standartları, ailede gördüğü sistem etkili olabilir. Psikolojik etkenlere bakarsak en en size söyleyebileceğim durum kişilik yapısı. Yani mükemmelliyetçi yapı, OKB'nin, obsesif kompulsif bozukluğun bir numaralı psikolojik faktörüdür. Ve sahip olduğu öğrenmeler, daha çok ebeveynlerimizden e, aldığımız, bunların önemli olduğu psikolojik faktörlü olarak düşünülüyor. Bizim de, benim de klinikte en çok gördüğüm aslında kişilik yapısı. ilk başta biyolojik yapı ve sonra da kişilik yapısı olarak ortaya çıkıyor. O yüzden kafamızda en azından bu kadar bir netlik olması iyi olur düşüncesindeyim. Teşekkürler. Diğer sorumuzu alabiliriz. OKB hastalığının görülme sıklığı veya yaygınlığı nasıldır? Tuncer Bey sormuş Bursa'dan teşekkür ederiz. Görme sıklığı yaygınlığı. Ya aslında bu soru şu yüzden soruluyor. Şunun farkındayım. Güzel bir soru. Ee, ben tek başımayım mıyım acaba? Yoksa benim gibi e, bu durumdan müzdarip kişiler var mı? Aslında bu sorunun e, alt metni bu demek ve çok doğru bir soru. Tabii ki var. İsterseniz biraz önce e, diğer taraftan biraz alalım. Bir görselimiz var ona bir bakabilir miyiz? Evet. E, bu kişilerin çoğunu tanıyorsunuz öyle değil mi? Aslında yalnız mıyım sorusunun cevabını ilk başta şöyle bir verelim. Tabii ki çok çok spesifik aldığımız, belirgin aldığımız kişiler ama e, yine de görmek biraz içimizi belki rahatlatabilir diye düşünüyorum. Spor, sinema ve iş dünyasından insanlar var. E, bir oyuncu görüyorum orada Kemalim Diyaz var, e, David Beckham var. Michael Jackson var. E, bu kişiler daha çok işte spor, sinema ve iş dünyasının ünlüleri olarak geçiyor. Dünya tarihini etkilemiş insanlar var. Bakın orada gözünüze çarpıyor mu? E, Einstein var, Mozart var. Nikola Tesla var ki bu kablosuz e, internet yani elektriğin kablosuz taşınabilmesinin mucitidir. Çok önemli bir insandır ve OKB hastasıdır. E, Woody Allen yine sinema dünyasından tanıdığımız bir isim. Ve hatta orada... Shakespeare'in Macbeth'i var. Ee, bilinen yani aslında bilinen ilk takıntılı karakter. Sanat dalına konu edilmiş ilk bilinen takıntılı karakter. Yani aslında ne kadar ne kadar göz önünde bir şey olduğunu belki bir sıfır bu şekilde ispatlamış oluruz diye düşünüyorum. Ama tabii biraz klinik bulgulara bakarsak bu başlangıçtan sonra erkeklerde daha erken yaşta yani çocukluk ve ergenlik dönemi aslında önemli. Daha erken yaşta başlamasına rağmen kadınlarda e, hastalık öne çıkmış daha sonra görülme sıklığı olarak. 20-30 yaş başlangıç yaşı olarak geçer klinikte. Ama çocukluk ve ergenlik altyapısıyla. E, Kronik seyirli bir hastalık aslında. E, tedavi süreci meşakkatlidir. E, onu da konuşuruz. E, ve yaşam boyu bir görülme sıklığı var ki %1 e, Birlerle dörtler, birlerle üç buçuklar arasında aslında ama yine de bizim için az bir oran değildir bu. Ülkemizde yaygınlığı yüzde iki ile dört arasında geçebiliyor. Sıklık olarak bu şekilde söyleyebiliriz. Bütün vakalar hesaplandığında bile aslında yüzde üçlere çıkmış daha çok. Toplum taramaları yapıyor, yapılıyor tabii bunlarla ilgili. Ama inanın... Birazdan belki göreceğiz, çeşitleri var. Yani tek bir sistemi, tek bir tipi olmadığı için. Aslında yaygınlığı bu size söylediğim oranlardan çok daha fazla. Ee, onu da söyleyeyim yani uygulamada çok teorideki gibi de e, olmuyor. Dediğim gibi biraz kronik seyirli olduğu için de e, sert bir hastalık olarak geçer psikoloji e, literatüründe. Diğer sorumuzu alabiliriz. OKB, obsesif kompulsif bozukluk belirtileri nelerdir? Belirtiler evet, yine çok fazla bana mail gelen bir soru bu. Obsesyon belirtilerine bakalım önce takıntı belirtilerine bakalım. E, çok çok tanıyorsunuz bunların çoğunu tanıyorsunuz. Yani pislik mikrop bulaşma, bulaşmasından korkma belirtileri önce söylüyorum. Zarar vermekten korkma, hata yapmaktan korkma, takıntı e, belirtilerini söylüyorum yani ne olur. Aşırı kuşkular, güvence ihtiyaçları, e, simetri düzenle e, ile ilgili kusursuz, kusursuzluk ihtiyacı içinde olmak. E, kompozisyonlara bakarsak bunların alt yapısında ne? Tekrar tekrar işte demin mesela bulaşmanın, bulaşma korkusunun kompozisyonu nedir? Tekrar tekrar yıkanma, ellerini yıkama yani o bulaşmaktan e, kurtulma ihtiyacıdır. Obsesyonla kompleksin arasındaki bağlantı bu zaten. E, bunun gibi işte el sıkışma gibi bir şey e, durumlardan kaçınma, dokunmayı bazı reddeden hastalar olabiliyor. E, simetri tarafına bakarsak sırayla yemek yiyen, e, belirli kelimeleri, cümleleri e, sürekli tekrar ritüel bir şekilde tekrar eden gibi bunlar evet bu belirtileri sayabiliriz aslında ama Belirtilerin özelliklerini söylemek isterim ki belirtini benliğe yabancıdır. Yani e, aslında birey zarardan kaçınma ve riski azaltma ihtiyacı içindedir. Ve bunun da engellenemez bir şekilde farkındadır ama engelleyemez. Çoğu zaman böyle görürüz özelliklerinden biri. İçgörü hakim daha çok e, bu hastalarda aslında dediğim gibi. Ama bir engelleyememe yani anlamsız ve saçma durumu bildiği halde engelleyemem var. Anlamsız ve saçma onların tabiri bu arada. Biz o şekilde e, ifade etmeyiz. Onlar bu yakınmayla gelirler e, ve aslında bu takım e, bir takım böyle özellikleri var. Daha bulgusal taraflara bakarsak genel görünüm aslında ve davranışta bu insanların bu mükemmelliği hiç altyapılarından dolayı daha titiz daha düzenli, işte bu altyapısındaki takıntı kaynaklı, daha kontrollü, kuralcı. Böyle bir görünüm görürsünüz bulgusal olarak bakarsak. Konuşma ve ilişki kurmada da son derece denetimli ve kontrollü olmaya çalıştıklarını, hatta bazı küçük bir noktası söyleyeyim, kelimelerin sonlarına çok baskı yapan bir karakteristik yapı vardır. Ama tabii ki bu kişinin Olan bir karakter yapısı da olabilir ama bazı bulgusal durumlarda bunları da görüyorum. E, duygulanımla ilgili biraz saplantılı ve zorlantılı bir duygu durum ya e, dışarıdan görünen bulgusal bakarsak duygulanım hakimdir. E, düşünce süreci ve içeriği oldukça yoğun ve karmaşık ve gergin e, ve bunaltı özgü olarak e, fizyolojik belirtilerde değişiklik gösterebiliyor. O yüzden belirtiler diye saydığınızda birazcık ben e, bulgusal belirtisel tarafları size göstermek istedim. Çünkü belirtileri biliyoruz ki işte e, yıkama bulaşma buna şunu yapma bunları aslında biliyoruz. Birazcık bu noktalarda eksiğimiz var. O yüzden biraz daha bunu görsek daha rahat ederiz diye düşündüm. Ya hatta bir görseniz var biraz daha aklımızda kalsın. Onu görebilir miyiz arkadaşlar? Teşekkürler. Şimdi bu e, ne anlamı var işte şöyle düşünüyorum ben. Yani şöyle e, kuruyorum. İpler birbirine dolanmış, birbirine geçmiş ipler var. Aslında belirtiler dediğim şey işte bu kadar e, karmaşık, bu kadar birbirlerinin arasına giren aslında çok da bu böyledir, şöyledir gibi hatta bu hastalığın yapısındaki insanların o kontrol mekanizmalarında ne kadar kontrollü belirtiler yok. Ee, birçok yerden geliyor. Bakın bunda renk değişimleri de var. Güzel bir bana güzel bir metafor olarak hissettiriyor belirtiler sorusun cevabı olarak. Ne kadar karmaşık bir iş olduğunu e, bu görselle belki aklımızda tutabiliriz diye düşünüyorum. Diğer sorumuzu alabiliriz. Obsesif kompulsif bozukluk türleri hakkında bilgi verir misiniz? Sık rastlanan obsesyon ve kompulsiyonlar nelerdir? Ceren Hanım sormuş bu soruyu İstanbul'dan. E, ...sık rastlananlar... ...ve aslında... E, ...nelerdir, türleri nelerdir? Evet. Pek başlı takıntı türlerini sayalım. Mesela... ...biraz önce aslında e, biraz belirtilerinde... ...ifade ettiğim gibi bulaşma. E, en çok halk arasında... ...nasıl biliyoruz bunu hatırlıyor musunuz? Temizlik hastalığı. Aslında böyle tanıyoruz bunu. E, şüphe ve kontrol. Yani bunu da aslında biz nasıl daha çok tanıyoruz? Kuşku. Eee... Belli başlı türleri saymamız gerekirse. Temizlikten sonra en çok görülen tür kuşku. O da aklımızın bir köşesinde olsun. Ceyhan Hanım'a bir cevap olsun. Sık görülenler arasında. Düzen. Düzen her şey yerli yerinde olacak. Her şey böyle olacak. Aslında simetriye dayanan bir düzenden bahsediyoruz. Yani çok da düzenli olmanın dışında hastalık boyutuna varması için biliyorsunuz işlevselliğinizi bozması gerekiyor. Bu aklımızda olsun. Saymam ile ilgili çevrenizde de çok karşılaşırsınız. Belki şu an ekran başında daha bende böyle bir şey var diyen izleyicilerimiz mutlaka vardır. Ee, bazen de aslında saymayı ritüel haline getirme. Yani sayma takıntısının dışında şöyle şeyler olabiliyor. Şöyle örnek vereyim. İşte 6'ya kadar sayıp içeri girersem bu başıma gelmeyecek. İşte bu da en büyük takıntı türlerinden biri aslında. Ee, endişeyle devam ediyor bu hastalık. Sürekli doktora gidiliyor. Çünkü bunun bize getirdiği fizyolojik durumlar da... ...bu türlerin getirdiği fizyolojik durumlar da... ...bizi sıkıntıya sokuyor. E, şüpheler... E, ...çok fazla görüyoruz dediğim gibi. Temizlikten sonra en çok gördüğümüz. E, Saldırganlık obsesyonları var. Bu ilginç. E, şöyle bir e, danışanım vardı. Durdu ve... ...direkt şöyle dedi. Birine vurur muyum diye çok korkuyorum. Yani işte tam bir... E, Obsesyon türü, saldırganlık ama tür olmasının sebebi birine vurur muyum diye korkuyorum. Eylem yok, e, karakter yapısı olarak şiddete bir eğilimi yok. Hiçbir şey yok, tamamen takıntılı. Acaba vurur muyum? İşte acabalar. Biriktirmeler var. E, çok sevdiğim bir, aslında bir yabancı dizi var. E, bazen de danışanlarımla paylaşıyorum ya da soranlara maille yazıyorum. İstifçilik diye bir şey var. Onu hatırlıyorsunuz yani istifçilik. Ee, orada aslında bunu gösteriyor. Gerçek insanlarla yapılan hikayeler bunlar. Ee, evlerine giriyorlar ve e, orada ne kadar acı çektiklerini görüyorsunuz. Ee, belki daha sonra e, söylerim size bu nedir, neydi diye. Ve gerçekten oradaki acıyı görüyorsunuz. Yani bu biriktirme obsesyonunun yarattığı acıyı... Yani o kişilerin e, psikologlar eşliğinde... Bunu alıp bu eşyayı alıp e, gerçekten yıllarca artık çürümüş, eskimiş bir eşyayı alıp atmasının ona acı veren halini orada gözlemleyebileceksiniz çok zordur. E, obsesif yavaşlık var ya yani aslında obsesif yavaşlık bir takıntı türü değil yani onu söyleyeyim. Fakat e, takıntı türü yani obsesyon, obsesif kompulsif bozukluk hastalığına varmayan her şeyi doğru yapma hastalığı diyorum. Mükemmelliyetçilik o çok şu anlamda güzel bir şey. Herkes işini çok doğru ve güzel yaparsa dünya çok güzel bir hale alır. Ama bu bir tık rahatsız edici bir tarafı. Onu söyleyeyim o yavaşlık dediğim kısım artık mükemmel yapacağım da hiç yapamam halinden bahsediyorum. E, ee, obsesyonların kompozisyonları var. İşte mesela kuşku obsesyonuna dayalı kontrol etme kompozisyonu olur. Bunlar da türlerin zaten getirileri. Yani e, bunu, bu olursa bunun telafi davranışı Budur ee, sistemi. Bir görselimiz var alabilir miyiz? Evet. Ee, aslında türleri dediğimde ilk hakkımızda de, söylediğim gibi temizlik hastalığı gibi... E, ...temizlik hastalığı olarak bizim tanıdığımız... E, ...bakar mısınız her yerde bunu düşünüyor. Artık ellerini yıkamaktan işini yapamıyor. Mutlu olamıyor. Her yerde alakası yerlerde bunu düşünüyor ve neredeyse orada vakit geçirse o durumu daha iyi hissedecekmiş gibi e, hissediyor. E, çok zordur. Yani ne kadar zor olduğunu göstermek için bu görseli aslında gösterdim. Şu alternatif durumlarda görmeniz için. Diğerine bakabilir miyiz arkadaşlar? Evet. İşte türleri sorusunun bence en güzel cevabı. E, şunun üzerinden anlatmak isterim ki bu kadar türü var. Yani bu kadar karışık metafor olarak bakın lütfen. Oradan buradan bir şeyler geliyor ve her e, yapılan eğer obsesif kompulsif hastalığı tanısıysa muhakkak her obsesyonun bir kompulsiyonu var. Her zaman olmaz ama bu tanıda bir kişiyseniz diyorum. E, ve mesela bulaşma obsesyonu dedik en sık karşılaşan el yıkama kompulsiyonu var. Bakın mesela kırmızı gideni o düşünün. Diğer çizgiyi. Kuşku obsesyonunuz varsa kontrol etme kompozisyonunuz vardır. Saldırganlık obsesyonunuz varsa, takıntınız varsa, zihinsel kompulsiyonlarınız vardır. Biraz önceki danışımdan verdiğim acaba birine saldırır mıyım gibi, hepsi aynı anda bir kişi de aynı anda bulunmaz. Genellikle, genellikle tür bir kişiye spesifik olarak yapışır. Yani siz genellikle ...bende şu da var, bu da var diye gelmez, gel, gelmezsiniz. Simetri denir, temizlik denir. Biraz daha spesifikleştirilmiş gelir, ama zamanla temizliği bırakıp başka bir şeye de geçebilirsiniz. Çünkü artık biraz önce bahsettiğim biyolojik durum bozulduğu için artık kimyasal olarak sistem bozulduğu için şu anda garantisi yok. E bundan 3 ay sonra başka bir obsesyonunuz olabilir. Onu da söyleyeyim. E şimdiden söyleyeyim ki profesyonel yardım her zaman söylediğim gibi gerekiyor. Kendi kendinize bu işi halledemezsiniz. Halletmemelisiniz. Gerek de yok. E, ...iyi bir ilişkiyle bu işin üstesinden... ...iki kişi gelmek her zaman için daha sağlıklı bir yoldur. Peki diğer sorumuzu alabiliriz. OKB, Obsesif kompulsif Bozukluk... ...Nasıl Tedavi Edilir? Evet. Ee, Murat Bey sormuş bunu İzmir'den. Nasıl tedavi edilir? Önce nasıl teşhis koyulur? Ondan biraz e, bahsedelim mi çok ufak? Ee, Laboratuvar testi yoktur OKB'nin. Yani... E, Bununla ilgili bir şey çok yapmanız gerekmez. Aslında siz yine benim her seferinde artık her hafta tanıyorsunuz, tanıyorsunuz terapi odasında konuşurken diyorum ki genellikle doktora gidilir, e, doktor yönlendirme yapar ve bizle buluşursunuz diyor. Şimdi e, gittiğinizde umarım bize yönlendirmişse e, doktor bu işi fark edip ki fark ederler tabii ki. Ritüellere ayırdığı zamanı önce bakarız biz. Yani ritüellere nasıl bir zaman ayırdı? Başta söylediğim gibi ayırdığı zamandır bizim hastalık noktasına getirdiğimiz durum. Ve bu belirtilerin sıklığı ve yoğunluğuna bakılır. Yani kitap bilgisiyle e, evet şöyle şöyle bu varsa işte o yüzden çok laboratuvar testine tabi değildir bunlar. E, Genelde harcadığınız zaman ve işlevselliğinizdir işin teşhisini koyan şey. Biz de koymayız bu teşhisi. İşte o hastalık zaten üzerinizde gelir. Görürüz onu. Aslında böyle ifade etmek daha doğru. Peki tedavi. Hemen onu söyleyeyim. Bilissel davranışlı terapi. En sık kullanılan terapi şekli. Benim en çok çalıştığım e, OKB hastalarımla en çok çalıştığım terapi şekli ne yaparız çok merak ediyorsunuz bunda çok derin tabii ki ama çok ufacık e, kafanızda soru işaretini e, biraz kaldırmak adına biraz davranışçı terapi'nin hedefini söyleyeyim size e, bu ritüelleri gerçekleştiriyoruz ya biraz önce konuştuğumuz ritüeller bunlar bu korkularla yüz yüze gelmelerini sağlıyoruz aslında ama can yakmadan. Yüz yüze gelmelerini sağlayıp anksiyete azaltma çalışmasıdır. Düşünceyle çalışmaktır. Çarpıtılmış düşüncelerle çalışmaktır. Bilissel danışçı terapinin amacı budur. Aslında anksiyetiniz yükselir. Çünkü bir mücadele verirsiniz. Bizi oluşturmayı verdiğimizde. Ama o işin sonunda, işte o çalışma sonunda o azalmayı, o zaman içerisindeki olumsuz faktörün, olumsuz çarpıtılmış düşünceyi kırma yollarıdır bunlar. Mücadele gerektirir. Ee, en sık görülen psikiyatri e, bozukluklar arasında aslında dördüncü sırada yer alıyor Hiç küçük bir oran değil Çok fazla boşvuru var o yüzden bu konuda Ve en sık bilisler davranışçı terapiyle düzeliyor Bunu da söyleyeyim ee, Şimdi ilaç tedavisi kafanızda soru işaretleri olacak İlaç tedavisi falan bununla ne diyorsunuz gibi Her zaman aynı şeyi söylüyorum Buluşuruz ...yol almaya başlarız... ...birlikte karar veririz... İlaç tedavisi gerekirse... ...psikiyatri konsultasyonu yapılır... E, ...ilaç eklenir... ...ilaç artı psikoterapi... ...yoluna devam edilir... ...bazen hiç buna gerek yoktur... ...sadece psikoterapiyle yol alırız... ...devam ederiz ve bu işi çözeriz... ...yani sistem bu. bununla ilgili... ...kafanızı karıştıracak e, bir durum yok... ...şimdi yine bir soru aklınıza geliyor... ...sadece ilaç olsa... ...işte o sorunun cevabı direkt hayır olmaz... ...çünkü... Eğer terapiyle, yani davranış değişikliğine gitmezseniz hiçbir nüksü engelleyemezsiniz. Geçici iyilik hali yaratırsınız. Ee, hiçbir zaman tam iyilik hali davranış değişimi olmadan, davranış değişimi ne demek? Terapi. Terapi olmadan yüzde yüz engellenemez. Yani yüzde yüz verim alamazsınız. Mutlaka psikolojik destek ve e, psikoterapi yolu almak gerekiyor. E, bir görselimiz var görebilir miyiz? Evet. E, bu kadar zor işte. Beyinde bazı sistemler değişiyor. Şimdi diyeceksiniz ki peki siz bilissel davranış terapi yaparak, düşünceyle çalışarak bunu nasıl düzelteceksiniz? İşte onu bir yol alınca tekrar konuşalım. Çünkü gerçekten bu sistemi davranış değişimleriyle düzeltebiliyoruz. E, şu an ekranda benim belki bazı danışanlarım da e, keşke buraya gelip konuşabilseler ve e, aslında yaşayan kişiler olarak ifade edebilseler diyorum. Bir diğerine daha bakabilir miyiz? Bakın nasıl düzelebiliyor psikoterapiyle? Görüyor musunuz zaten biz nasıl bir iş yapıyoruz? Yani orada zaten e, biz beyinsel, beyinlerimizin içinde birbirimizle o davranışsal tartışmayı sürdürüyoruz. O yüzden bunun ortadan kalkmaması gibi bir şey söz konusu çok da olamaz. Peki diğer sorumuzu alabiliriz. OKB hastası yakınım var. Neden bu kadar kararsız oluyor? mantıksız olduğunu bildiği şeyleri yaptığında kendine güveni azalıyor mu? Soru Ebru Hanım Kütahya'dan sormuş. Çok teşekkür ederim. Ee, gördüğü bir şey ifade etmiş. Neden bu kadar kararsız oluyor peki? Ee, bir görselimiz var. Onun üzerine anlatayım mı? Ee, alabilir miyiz arkadaşlar? Evet. Böyle bir durumda. Bakın takıntılı kişi böyle bir durumda. Şimdi neden bu kadar kararsız oluyor? Başta hatırlıyor musunuz söylediğim moserotonin e, azalması, karar mekanizmalarının azalması, bozması, düşünceyi bozması. Durumu evet, e, biyolojik faktörlerin etkisi. E, bir kere kellerin dünyadaki tek örnekmiş gibi algılar bu kişiler. Onu söyleyeyim. Onu da yaygınlık ve sıklıkta biraz rahatlattığımı düşünüyorum. Öyle değiller. Kalsiz olmaları da emin olma mekanizmalarının bozulmasından kaynaklanıyor. Görsenizi alabiliriz. Teşekkürler kaynaklanıyor. Emin olma mekanizmasının bozulması demek o şeye takmak demek. Yani bunun, bunun burada olduğundan buraya koydum ve burada olduğundan emin değilim. Başka taraflardayım, başka şeyler konuşuyorum, emin değilim. Sürekli bunu düşünmem gerekir. Yani aslında bu bir anlamda da bunu buraya koyup koymadığıma aynı karar verebildim mi'nin cevabı. İşte ...ne zaman ki bunu burada koyduğumda bu burada bitmiş olacak... ...o zaman o insanlar kararsız gözükmeyecekler. İşte emin olma mekanizmasının tekrar devreye sokulmasıyla alakalı bu. Ee, bu tarz şeyler düşündüğünde de güvenleri tabii ki azalıyor. İstemiyorlar bunu yaşamak. Çok haklılar, ee, çok zorlanıyorlar ve depresyona çok yol açıyor bu. İşte bu güvensizler. Depresyonda üzerine komorbit dediğimiz eklenen durumlar... Depresyonda eklendiği an iyice bu kişilerdeki güven kayıplarını görmek kaçınılmaz oluyor. O yüzden lütfen profesyonel desteğe, profesyonel tedaviye yönlendirmeniz en güzel yapacağınız iş olur. Ee, bu soruyu da bence bir OKV zaten söylemiş yakını olan kişi olduğunu. Ee, teşekkür ederiz bu duyarlılığı için. Bu hafta da terapi odasına cevaplar son buldu. Umarım faydalı ve de keyifli geçmiştir. Yine psikolojinin etik sınırlarını bir insana odak noktası olarak sorularınızı yanıtlamaya çalıştık. Her zaman söylediğim gibi ruh sağlığı söz konusuysa eğer ve psikolojik desteğe dair işbirliğimiz başlayacaksa. Sizi biz psikologlarla buluşturan ilk o doğru bilgiyi almanızdır. OKB hastalarının içlerinde fırtınalar koptuğunu biliyoruz. Beyinde emin olma mekanizmasının bozulmasına bağlı olarak emin olamadıkça bu tekrarlamalar yapılmasının yarattığı sıkıntı öyle büyüktür ki depresyon açık olmaları da kaçınılmazdır. OKB tekrarlama riski yüksek olan bir hastalık. Psikoterapinin zaten en önemli faydası davranış değiştirmeye yönelik olmasıdır. Psikoterapi nüksü önlemek için olmazsa olmazdır. OKB hastalarının uzman yardımı almadan kendi kendilerine ufak çapta takıntılar için kullanılan yöntemleri uygulamaları hem mümkün değil hem de yanlıştır. Ama bu kişiler genellikle kendi kendilerine yetersiz yöntemler uygulamaya çalışırlar ve başarısızlığa uğrarlar. Bu durum da ümitsizliğe kapılmalarına neden olur. Unutulmaması gereken tek başına yol almaya çalışmak mümkün değil kötü düşüncenin gelmemesi için mücadele ettikçe daha çok geliyor değil mi? Bu yüzden psikoterapistinizle kurulan yöntemlerin devreye girmesi gerekiyor. Buradayız. Tek başına mücadele etmeyin artık. Terapi odasına sorularınız ve merak ettiğiniz konuları konuşmaya önermeniz için yayın sırasında alt tarafta geçen sosyal medya hesaplarımdan ulaşım sağlayabilirsiniz. Koruyucu sağlığının rengi mavidir. O yüzden size mavi huzurlu günler diliyorum. Hatırlayın lütfen iyi hissetmek mümkün. Görüşmek üzere.